Eğer arşiv tutkunuysanız müzik markete gidip bir CD satın alabilirsiniz. Ben bunu tavsiye ediyorum. Çok değerli. Ona dokunmak ve ona sahip olmak ve onu yıllara taşımak mekanik olarak çok değerli. Gelin görün ki her geçen yıl özellikle ülkemizde CD satışları azalmaya devam ediyor. Mekanik satışlar bir hayli düştü. Peki dünyada albümünü CD olarak çıkarma şansına sahip olan ilk sanatçı kimdir? O da Bruce Springsteen. Born in the USA isimli o meşhur, o sükse yapan albümünü işte CD olarak dünyaya ilk kez sunmuştu Bruce Springsteen. Hiç kuşku yok ki dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı rock gruplarından bir tanesidir Metallica. Metallica, Antarktika kıtasında verdiği konserden sonra dünyanın 7 kıtasında birden konser veren tek müzik grubu oldu ve bu özelliğiyle Guinness Rekorlar kitabında yer aldı. Zeki Müren gerçekten bir fenomen. Türkiye bir daha onun gibisi gelmez. Bir devrimci, müzikal bir devrimci. 1950'li yıllarda T sahneyi ilk o kullanmıştı. T sahne ne anlama geliyor? Halkla daha samimi oluyorsun, aranda bir mesafe yok, dokunabiliyorsun onlara. Ve Zeki Müren bununla da kalmadı. T sahneyi kullanınca yapması gereken bir şey vardı. Mikrofonu nasıl kullanacak? İşte o ilk kezlerden birini daha gerçekleştirdi ve taşınabilir mikrofonu. Yani kablolu mikrofonu kullanmaya başladı. Devrimci her an devrim yapmaya hazır olandır. Zeki Müren gerçekten bir müzik devrimcisiydi.